Rahmetli babanın bir vasiyeti varmış ama değil mi Yusuf abi, sen hatırlattın onu. Dedi ki şu arkanızdaki elma ağacını direkt Ahmet'e vereceksiniz, o yiyecek demiş, vasiyet etmişti. Demiş miydi öyle? Demişse demiştir abi. O zaman ben rahmetlinin vasiyetinin yerine gittim. Sevgili seyirciler, şuradan bir tane bismillahirrahmanirrahim kopardım. Abi sonuçta bu elmayı ben yiyeceğim. Hani ağacı bahçeyi verirler ama espriyle yemek daha iyi. Şimdi bu tamamen benim vasiyete girdi dedik ya. Abi. Ne varsa hepsini alabilirsin. Allah razı olsun. Bana olmamış elmayı yediyor. Evet. Abi. Sen Allah demiş. Allah şahittir. Bundan 40-45 sene önce köyümde Kara Mustafa'da yediğim elmanın tadı. Değil mi? Abi bir tane al sana. Allah aşkına şundan bir tane, bir tane abi. Şunu fazla büyüğünü çekiyor. Ya şunu al. Ha. Evet. Abi mayhoşluğu, tadı, kokusu, aroması. Gerçekten ya. Vallahi. Süpermiş ha. Dur bir dakika, dur bir dakika. Nasıl? Bak abi oradan diyorlar ki yarısını rahmetli mekanı cennet olsun vasiyet etmiş. Ben de bak oradan söyleyeyim. Mekanı cennet olsun. Tamam kardeşim alabilirsin yani. O zaman sıkıntı ben yok. Şöyle vasiyet ayağına biraz daha kendime bir şeyler, bir şu fasulyeye masulyeye gideceğiz. Yalnız artık mikrofonu ya Kadir abiye verdiğim zaman sıkıştıracağım ya da ben yanında olacağım. Abi erikleri de etmişti de erikler yok. Şu anda bitti. Sonu geldi eriklerin. Çok harika erikler vardı. Kabahat benim değil abi, kayınbirader. Ya, beni geç getirdi. Ya doğru diyorsun. Az daha erken gelmen lazım. Onu kaçırdın yani. Biz biraz daha bahçeye gidiyoruz. Siz de bizimle beraber gelin. Abi ben bunu yemeden elimi sürmem.